Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Babam mesela benim omzumda ağlarken dedim ki ben annemi kaybettiğimde 19 yaşındaydım. Sen dedim 65 yaşındasın. Bir anneyi kaybetmek hangi yaşta olursa olsun hep çok erkendir dedi mesela. Sen yaşadın mı yasını? Annemin ölümünden 8 yıl sonra. Nasıl yas tutacağımı bilmiyordum çünkü. Bu şehirler arası otobüste mola yerinde böyle bir elle uyandım. Ya bir de öyle eller de çirkin olur ya. Böceği ezen bir el, çocuğa vuran bir el, anladın mı böyle? Kadının saçından tutup... Şimdi ben sadece bir yerin gölgesinde sevdiğim insanlarla oturuyorum. O yüzden sana çok teşekkür ederim bu kadar. Karşımda bir nefret bombasına dönüşüp kalbimde patladığın için. Şimdi yepyeni bir kalbim oldu sayende, sağ ol. Onlara çok teşekkür ederim. Beni tekrar buluşturdukları için. Annemle, babamla, ailemle. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk sevgili Gökhan. Katarsis programın adı. Sen de bu koltuktasın. Katarsis bir arınma aslında. Hem bizim karşımızda hem kendi içinde. Bugün böyle biraz bırak isteyeceğim kendini. Bütün o ezberlenmiş ya da işte kalıpları olan diyaloglardan, röportajlardan bağımsız. Seni özünle tanıyalım istediğimiz bir program bu. Aslında ikinci yarı diyorsun bu yaştan itibaren olan döneme. İlk yarıyla aran nasıl? Bir yutkundum. Kabul etmek gerektiğini fark ettim orada da. Biraz böyle fark edişler çağındayım son 1-2 yıldır. Savaşarak, mücadele ederek, bu niye bana oldu diyerek, işte kendimi kurban olarak ya da mağdur olarak görerek ya da bunlar niye benim başıma geliyor diye dünyayı suçlayarak değil de bunlara oldu, bunlardan nasıl dersler çıkarabilirim? Ya da ders çıkaramasam bile bunlar bana oldu. Hani sonuçta her birinin içinde de hikayeler var, şiirler var, şarkılar var. Çok şey var orada. O yüzden ilham almaya çalışıyorum ilk yarıdan. Bayağı bir zaman kendime nasılsın diye sormadığımı fark etmiştim. 2017'nin Ağustos'uydu. İkinci albümü kaydediyorduk sonsuza kadarı. Bir şey filizlenmek istiyor içimde ama ben sanki hep başka biri olmaya zorluyorum kendimi. Bir şeyleri yoktan var etmeye çalışıyorum ama fiziğin kuralıdır. Yokken var edemezsin, varken de yok edemezsin. Kendimde olan şeyleri de yok etmeye çalışıyorum. İşte yüksek bir insanım, neşeli bir insanım. Bir yandan da çabuk öfkelenip çabuk sönen bir insanım mesela. Bunların hiçbiri yokmuş. Ben hiç öyle biri değilmişim gibi davranıyordum. İlk böyle dedim ki ya Kalp Hanım nasılsınız ya? Bir gün böyle tek başıma oturuyorum koskoca bir stüdyoda. Herkes başka bir odada. Ben koskoca bir stüdyoda yalnızım böyle. Elimde de gitarım vardı. Sonra Kalp Hanım'ı yazdım. Ve o gün galiba şunu fark ettim. Hatrını sormalı insan kendine. Hep dostlarımıza sorarız. Bir bakkala gireriz. Günaydın nasılsınız diye sorarız. Kendimize uyandığımızda bir nasılsın bugün? Hani nasıl hissediyorsun diye sormayız. Ben çoğu sabah uyandığım şekilde günü böyle... sıkışmış vaziyette geçirdiğimi fark ettim. Her şey normalmiş gibi, ben her şeyi böyle normal yapabiliyormuşum, bir makineymişim, her şey akıyormuş gibi davranmaktan çok yorulup insan olduğumu, kusurlarımın olduğunu, bazen dağıldığımı fark etmemde o ilk nasılsın demenin çok büyük bir faydası oldu bana. O yüzden şimdi hep böyle konserlerde kendinize sorun diye böyle anons edip şarkıyı söylüyorum ve o kadar kısa bir zaman içinde öyle güzel bir sevgiyle karşılandı ki Kalp Hanım çek, çek de böyle tatlı tatlı eğlenceli bir şey. Kalp Hanım'ın alımlanması benim için bir tık daha tatlı bir şey çünkü o derinden bir bağ kurmamızla ilgili. Kalbim bazı duyguları yaşadığında tabii ki ana göre değişir ama nasıl biri olduğunu soracağım sana. Çok üzüldüğünde. Küçük kara bir bulut gibi oluyorum böyle. Hani çizgi filmde Daffy Duck'ın üstünde hep kara bulut gezer böyle şimşekler çakar Daffy Duck ıslanır falan. Ben bildiğin o siyah ördek gibi böyle bulutumla geziyorum yani. Bırakır mısın? Bırakıyorum. Onu gizlemeye çalıştığımda ve böyle güçlüyüm, çok iyiyim, başaracağım, bugünün üzerinden geleceğim dediğimde böyle şeyi fark ettim yani ya bunu meslek olarak yaparsın ve çok yetenekli bir oyuncu olursun, ödüller alırsın. Oyuncu değilsen bunun bir anlamı yok. Üzgünsem üzgünüm yani. Çok öfkelendiğinde. Çok hızlı parlıyorum. Çok hızlı da düşüyorum. Genelde öfkelendiğim her şeyin temelinde ben mi buna sebep oldum var. Onu anladım. O yüzden de öfkemi kontrol edebilmeye de başladım yavaş yavaş. O süre uzundu. Şimdi böyle 5-10 dakikaya kadar indi. Hala bir parlıyorum. Sonra ama hemen bunu bir sakince konuşalım. Hiçbiri sizinle ilgili değildi. Kişisel almamanızı rica edeceğim. Aldıysanız da size ne hediye edelim falan diye böyle tatlı tatlı bir yol arıyorum ben. Ama öfkende suçluluk var gibi söylüyorsun. Evet. Suçluluktan doğuyor. Yani ben mi buna yol açtım? Biraz böyle çocukluğumdan beri sanırım
annemle aramda olan ilişkiyle ilintisini buldum onun yıllar içinde. Ben hep annemin küçük böyle bodyguardı gibiydim, koruması gibiydim. Bir yandan eşi, bir yandan dostu, bir yandan en yakın arkadaşıydım. Bir de küçük kızıydım, çocuğuydum. Onu koruma içgüdüsüyle o kadar uzun yıllar geçirdim ki onun yanında. Sevdiğim insanlara karşı da ya da yedi kat ellere karşı da içimde böyle yoğun bir koruma dürtüsü var. Öfkelenmemin sebebi koruyamadım, yapamadım. Yıkar mısın peki? Yani yıkıcı mısındır? Kesinlikle bunu fiziksel olarak dışa vurmam. Hayatımda bunu bana o şekilde gösteren insanlar oldu çünkü ve bunu benim de öyle yaptığım zamanlar oldu. Son iki yıldır temizim. Çok utandığında. Ya tuhaf bir şekilde hiç utanmamış gibi daha yırtık davranıyorum ben. Çok utandığımda bir ağzıma geleni söyleyip saçmalamaya falan başlıyorum. Falan diye. Çok saçma yani. Çok korktuğunda peki? Ne kadar güzel bir soru. En son ne zaman çok korktuğumu hatırlıyorum. Çıkıp gitmiştim oradan. Çok korktuğumda artık çıkıp gidiyorum. Yani beni korkutan alandan çıkıyorum. Bir hafıza testi yapalım beraber. Gökhan Çınar'la hafıza testi klasiste hazırım. Gözleri kapatayım mı? Burada kapatmana gerek yok. Hayatının başka dönemlerinden sorular. İlk aklına gelen cevabı vermeni isteyeceğim. İskenderun'da doğduğun hastanenin adı neymiş? Bir askeri hastanede doğdum. Herhalde bir tane vardı. Hadi ona İskenderun askeri hastanesi diyelim. Diyelim, tamam. Seni Van Gölü'ne düşmekten kurtaran bakıcının adı? Güler. Güler abla. Klavyenle çaldığın ilk şarkı baştan sona. Fikret Kızılok. Bu kalp seni unutur mu? Senin müzik kulağının olduğunu keşfeden müzik öğretmeninin adı? Ah, ne güzel bir soru. Dönemler var. Benim müzik kulağımın olduğunu keşfedenler ve sonra unutulanlar. İlk Metin Hoca var. Annemin okulundan çok değerli bir müzik öğretmeniydi. Fakat sanıyorum ki benim için, hani benim de daha bilinçli olduğum bir zamanda çok sevgili Can Hocam var. 13 yaşındayken bestelediğin Geri Dönme şarkısının ilk cümlesi. Yollar hep böyle uzun, yıllar acımasız mıydı önce? Gitar çaldığın için kapına polis gönderen komşunun daire numarası. 2. Ay dur, 2 bendim. Bana geldi polisler, dur hep gelmedi. 1, 2 ya 3 ya 4. Yarının klibinde tavandan sarkıttığınız eşyaların arasındaki kitabın adı? Sabahattin Ali Kürkmantolu Madonna. Sofer'in paylaştığı sadece klibinin tam yayınlanma tarihi? 18 Ekim 2014 olsa gerek. Yazdığın Lulu Güneşi Arıyor isimli çocuk kitabının kapağında Lulu'nun ayakkabıları ne renk? Ay, turuncu mu? Maviymiş. Maviymiş. Dilan beni kesecek illüstratör arkadaş. Sahneye ilk kez çıktığın jazz kafenin adı neydi? Bir tane. Hemen öykünün en başına dönelim beraber. O trene bindik ve çocukluğa mı gidiyoruz? Gidiyoruz beraber. Gidelim. Özellikle çocukluğu biraz şimdiye getirelim istiyorum. Tamam. Nasıl bir aileye, nasıl bir eve doğdun sen? Çok güzel bir soru. Yıllar içinde o evle ilgili düşüncelerim ve o evin mizanseni ve o evin içinde olanlara beslediğim hisler o kadar dönüştü ki şimdiki halimle ve hissiyatımla anlatayım. Birbirini sevmiş fakat istedikleri gibi sevemedikleri için birbirlerini, sevgilerini kaybetmiş ve birbirlerine platonik aşk beslemekle baş başa kalmış. Belki birbirlerine fiziksel olarak dokunamasalar da ülkeleriyle ilgili değerlerinde ortak bir paydada buluşabilmiş. Şiiri ve müziği sevseler bile başka şiirleri ve başka şarkıları sevdikleri için onu da tam anlamıyla belki paylaşamamış. O kadar ortak olmalarına rağmen bambaşka dünyalar içinde büyüdüklerini düşünüp birbirlerine mesafe almışlar. Yani sen şehir çocuğusun, ben köy çocuğuyum gibi bir mesafe olmuş aralarında. Halbuki annem de bir köyden çıkıp şehre gönderilmiş bir çocuk. Ama geçmişi yok annemin ne yazık ki. Babamın da çok köklü bir geçmişi var. Çok kalabalık bir sülalesi var, kardeşleri var. Anası hayatta, babası hayatta. Annemin ise öyle bir özlüğü, öyle bir kardeşliği, öyle bir annelik babalığı yok. Öyle de bir fark var aralarında. O da büyük bir uçurum aslında. Biri annesiyle ilgili bir şey anlattığında diğeri kesinlikle buna karşı bir his beslemiyor. Çünkü öyle bir hissi yok. İstiyor ki benimle aile olsun. O anneciğini kaybettiğinde babam mesela 65 yaşındaydı. Benim omzumda ağlarken dedim ki baba ya, hani ben annemi kaybettiğimde 19 yaşındaydım. Sen dedim 65 yaşındasın. Döndü bana, bir anneyi kaybetmek hangi yaşta olursa olsun hep çok erkendir dedi mesela. Bu çok kıymetli bir şey. O zaman babamla aramdaki bir duvar kalktı mesela. Onu daha insanca bir haliyle görebilmiş oldum. O birbirlerinin arasında kopan bağlar doğal olarak bana da yansıdı.
çok küçük bir yaştan itibaren ben dediğim gibi annemin yanındaydım. Benim kız çocuğu olmamla da ilgili, annemin beni çok istemesiyle ilgili, beni doğurmak için hayati tehlikeyi göze almasıyla ilgili biraz yakın arkadaş olmayı seçti benimle annem. Anlayabiliyorum yani paranoyalarını, bağımlılıklarını, eksiklerini. Şimdi geri dönüp baktığımda o evde niye birbirlerine öfkelendiklerini, oradaki şiddeti, kimi zaman ortaya aniden çıkan nefreti. Çünkü bir kere ikisi de kurumlara bağlı yaşamışlar hayatları boyunca. Ben mesela onların sayesinde kendi işimi yapabiliyorum şu an aslında. Sağ olsunlar. Çünkü benim ruhumun buna uygun olmadığını gösterdiler bana. Hala babam bana sigortan var mı diye soruyor. Dedim rahatla artık, üç yerden sigortam oldu. Sal beni yani. Ama onlar öyle büyümüşler. Onların yaşadıkları ülkenin konjüktürü buymuş. Onların mesleki olarak öğrendikleri şeyler buymuş. Onlar bir kadın ve erkek olarak böyle paranoyalara sürüklenmişler. Zaten babamın ikinci evliliği, annemin ilk evliliği mesela, o da onların arasında bir uçurum açıyor. Biri bir şey bildiğini zannediyor ama diğeri hiçbir şey bilmediğini zannediyor filan böyle. Tuhaf tuhaf gerilimler. O yüzden onların arasında birazcık böyle çok da şey gibi değildim yani. Haydi bisiklete bineyim, işte sokaklarda arkadaşlarla oynayalım değil de onları barıştırmak, annemle babamın arasındaki köprü olmak, bir yemek sofrasında buluşturmak, birkaç kahkaha attırmak. Yani mümkünse onların evliliğinde olabildiğince böyle aktif bir rol oynayayım ki onlar mutlu olsun gibi tuhaf bir rol üstlendim. Kavim, İskenderun'dasın. Aslında doğduğun ev orada. Evet. Ne kadar güzel tanımladın anne ve babanın birbirini tamamlamak istemesini ama tamamlayamayışını. Neye şahit oldun? Yani mutlaka özel güzel anların yanında bir çocuğa ağır gelebilecek, bahsettiğin şey bir sessiz şiddet mi, bahsettiğin şey bir öfke patlaması mı? Çünkü orada bir kurtarıcı rolünü almışsın sen anlattığın kadarıyla. Neyi kurtarmak istedin ve neye şahit oldun? Şimdi ikisini de o kadar seviyorum ki bunu başarabildim sonunda diye de çok mutluyum. Hani çünkü çok kırıldığım, çok öfkelendiğim zamanlar oldu. Annemi kaybettiğim için annemi tanrılaştırdığım yıllar oldu. Annemin eksiklerini ya da annemin fazlalarını göremediğim, babama haksız yere bazen darıldığım, kızdığım oldu. Bazen çok haklı sebeplerle çok fazla kızdığım oldu. Bir türlü o dengeyi tutturamadım yıllarca. Zor oldu benim için. Çünkü dengesiz bir yerde büyüdüm. Bir an çok mutlu olup sonra günlerce çok mutsuz olabilen bir yerdeydim yani. Sadece şunu biliyorum. Asker olup da öfke kontrol etmek bir sanat olsa gerek. Öğretmen olup da bir çocuktan mükemmel olmamasını beklemek de bir sanat olsa gerek. Yani onların meslekleri bile aslında istemeden bir kalıbın içine sokuyor bana karşı. Belki Seda ve Mustafa olarak değil de bir öğretmen ve bir asker olarak geliyorlar. Ya da bir köy çocuğu ve bir şehirde büyümüş köy çocuğu olarak geliyorlar. Ya da işte bir kayıp yaşamış bir baba olarak geliyor bana babam mesela. Ben bunu bilmiyorum, kayıp yaşamak nedir, ama babam biliyor ve belki de onun travması onun üzerinde yıllarca kalıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Diyorum ki hani babamın bazı kötü huyları var, bağımlılıkları var. Niye var? Yani mutlaka sebepleri var bunların. Bir de onların zamanında destek almak yasak ya. Böyle bir şey mümkün değil. İdare ediyoruz aramızda böyle. Hani aile içinde imha ediyoruz bütün kötücül huyları, işte eksikleri, gedikleri falan. Onlar hiç olmamış gibi işte kan kusuyoruz ama kızılcık şerbeti içtik diyoruz. Türkiye'nin öyle bir yılları var yani. O yüzden yıllardır karanlık tünellerden geçiyorum. Bazen ormanlara çıkıyorum, kayboluyorum, bir taşın yanında uyukluyorum. Günlerce susuz çöllerde dolaşıyorum filan ama doğruya gitmek istiyorum yani hani. Sanki şey de söylüyorsun yani, birçok üstüne gittiğin yolu olmuş, onlardan öğrendiğin, içe aldığın ama bir tarafın da o koşullarda ve o hayatlarda ellerinden geleni yaptıklarını takdir ediyor sanki. Ediyorum vallahi. Kolay olmamış bu gibi anlatıyorsun. Olmadı. Ama geri dönüp bakınca hiç parası olmayan bir ailenin bana klavye alması, bana müzik dersi aldırması, beni güç bela bir özel okula yazdırması. Ben orada tabii hani onlara karşılığını bir şekilde vereceğim. Babama, anneme öyle bir sorumlulukla büyüttüler beni. Çünkü ben hala bir buluşmaya 9.30'sa 9'da giderim. Beklerim orada. Hani beni her konuda öyle bir sorumlulukla yetiştirdiler. İster istemez o insanı biraz kontrol manyağı da yapıyor, mükemmeliyetçi de yapıyor, öfkeli de yapıyor. Bir şeyler aksadığı zaman hep onları işte dengelemeye çalışıyorum. Çünkü doğru değil. Doğru değil yani. Annen bir fazla... Fazlası da yok bunun. Bir güzel sarılmış sana bu hayat için. Bir şey diyeceğim Gökhan'cığım, yemin ederim bazen şefkatin, sevginin, özenin ve ilginin fazlası da en az bu duyguların karşısına koyduğumuz olumsuz duygular kadar zarar verebilir bir çocuğa.
Yani biri tarafından o kadar çok sevildiğini ve sonra onun gittiğini düşün. Şey gibi de anlatıyorsun ama yani kendi hayatına sarılınmamış olanlar gibi de sarılmış öyle, sana. Öyle evet, yani anası gibi sarıldı, babası gibi sarıldı, kardeşleri gibi sarıldı, tanımadığı ailesi gibi. Ben onun tanıyabileceği ailesiydim çünkü. Yetiştirebileceği, istediği gibi bir hale sokabileceği ailesiydim. Ve sanki bir yandan da babanın yerine de sarılmak gibi o da var, bir tabii, taraftan. O da var. Sen öyle sarıldın mı? Sen hani hakikaten onu kaybedene kadar ki yaşa kadar hani doya doya. Çünkü insanın ergenlik telaşları oluyor, anneyle ayrışmaları oluyor. Sen orada nasıldın? Bazen kendimi çok suçladığım bir mevzu bu. Ergenlikte onunla birkaç kere bağırıştığım, kavga ettiğim oldu diye insan hep onları hatırlar ya. O yüzden de annemle ilgili artık çok yeni bunu paylaşabilirim. Onun sakarlığını da hatırlıyorum. İşte küçük küçük tatlı tatlı tuhaf huylarını hatırlamaya başladım mesela. Onu öğrencileriyle hatırlıyorum. Onu benimle böyle bir parka gitmiş, böyle limonata içiyoruz, tost yiyoruz. Güzel bir günün içinde hatırlıyorum. Annem olarak hatırlıyorum onu. Kaybettiğim ve çok sevdiğim ve hayatımdaki en önemli insan olarak değil de her çocuğun içinden çıktığı bir anası vardır. İşte benim de içinden çıktığım anam, canım anam diye hatırlamaya çok yeni başladım ve onu da kusurlarıyla, eksikleriyle, açıklarıyla, yalnızlıklarıyla, acısıyla, tatlısıyla, yetenekleriyle, dahi olduğu taraflarıyla, çok aptal olduğu taraflarıyla. Hani insan çünkü yani yüksek yerleri olduğu gibi alçak tarafları da var. Öyle böyle bir şeyler yeni yeni anneme dair ve bunda müziğin ve müzik yolunda tanıştığım insanların o kadar çok etkisi var ki. Onlarla birlikte söylediğim şarkıların, bana yazdıkları mesajların, konserlerde gelip bana söylediklerinin. Onlara çok teşekkür ederim. Beni tekrar buluşturdukları için annemle, babamla, ailemle. Bir yanlış biliyorsam lütfen söyle. Bir 2 yıl var aslında hani annenin seni tam olarak hatırlayamadığı. Evet. Onu kaybetmeden önceki Evet, 2 yıl. demansa girdi. Ha. Ne güzel. Sor bana. Kesmeyeceğim seni. Tamam yani Heyecanlandım. eğer hakikaten anlatmak istersen neydi rahatsızlığı ve ne oldu o 2 yılda? Rahmetli annem çok kontrolcü biriydi. Sonra böyle koltukta oturan, böyle bir noktaya bakan biri oldu. Şimdi o her şeyi çekip çeviren kadının, o böyle sesi gümbür gümbür gelen kadının, o böyle yürüdüğü yollarda bütün esnafa merhabalar diyen, o tanımadığı insanlarla çatır çatır sohbet eden, otobüse bindiğinde günaydın kaptan deyip öyle dediğim zaman beni istediğim durakta indiriyor falan diye. Böyle bile indirirdi de otobüs şoförleri ya. Öyle bir şekilde herkesi tavlardı. Bu kadının bir çocuğa dönüştüğünü gördüm gözümün önünde. Beni hatırlamamasını geç, babamı hatırlamamasını geç. Çocuğa dönüştü. Vücut fonksiyonlarını kontrol edemedi, kendini hatırlayamadı. Bambaşka biri oldu. Bebecik oldu yani. Benjamin Button gibi. O çok bambaşka bir deneyim. Yani bunu yaşayan insanlarla konuşuyoruz. Bazen çok nadiren böyle denk geliyor. Öyle bir mesaj alıyorum. Öyle biri geliyor bana bir şey söylüyor falan. Destek almalarını rica ediyorum onlardan. Çünkü sevdiğin birinin gözünün önünde böyle erimesi ve başkalaşması seni de eritiyor ve başkalaştırıyor ve fark etmiyorsun. Sen zannediyorsun ki ben sağlıklıyım. Bu dünya güzeli insan sağlığını yitirdi. Bütün acıyı o çekiyor. Benim acı çekmeye, benim destek almaya hakkım yok. Bu bir lüks. Hani asıl acıyı çeken o. Kanser olan o, beyin damarı tıkanan o, Alzheimer olan o. Hayır ama sen de onunla birlikte o durumun içindesin. Sen de o yolculuğun içindesin. Sen yaşadın mı yasını? Gerçekten yasını? Ne güzel bir soru. Ben yas tutmaya 27 yaşında başladım. Annemin ölümünden 8 yıl sonra. Nasıl yas tutacağımı bilmiyordum çünkü. Yani önce annemin ölmediğini düşündüm. Bir yıl kadar. Jamaika'ya gitti falan dedim. Resim yapıyor özgürce. İşte plajlarda dolaşıyor. İşte denize giriyor falan. Karadeniz'e gitti. Ya annemin hayatında böyle kimi zaman benim onun yapmasını istediğim, kimi zaman da onun bana anlattığı hayalleri, istekleri böyle bir puzzle gibi bir araya getirip anneme böyle Seda dünyayı geziyor diye bir yıl. İlk bir yılım annemin öldüğünü kabul etmemekle geçti. Sonra annemin öldüğünü anladım. Ve ayık olmadım bir süre. Bununla ayık baş edemedim. Çünkü ayık baş etmek için işte destek mekanizmaları geliştirmeniz gerekiyor. Güçlüymüş gibi yaparsanız o zaman ikiye bölünüyorsunuz. Bir tarafınız güçlü oluyor, bir tarafınız
kesinlikle güçlü olmadığınızı bildiği için ve kendinize yalan söylediğinizi bildiği için o sırada ben üniversiteyi bitiriyorum, yüksek lisansa giriyorum, arada işlere girip çıkıyorum, kongre yapıyorum, efendim çevirmenlik yapıyorum, bilmem ya, bayağı ben hiç bu olmamış gibi devam ediyorum, yüksek onur öğrencisiyim filan. İlişkilerimde ortaya çıkıyor, kesinlikle ikili ilişkilerde ortaya çıkıyor. Bir tarafımın çok kırık olduğu, kesinlikle felakete dönüşüyor ikili ilişkiler. Çünkü orada insanlarla yakınlık kuramıyorum. Birkaç dostum oluyor, bir arkadaş çevrem oluyor, çok kalabalık. Çünkü kalabalığın içinde kahkahalar atıyorsun, eğleniyorsun, insanlara bir şeyler ısmarlıyorsun, hediyeler alıyorsun, onları evine davet ediyorsun, büyük sofralar kuruyorsun, çok kolay. Ama sonra tek başıma kalıyorum. Ve gerçekten de yani orada mutsuzum, üzgünüm yani. Çünkü annemi kaybettim ve ne yapacağımı bilmiyorum ve beni hep annem kontrol etti. Yani hep onun onayı üzerine, onun beğenisi üzerine, onun takdiri üzerine. Aman annem mutlu olsun, benimle gururlansın. Hayatta daha önce kendi başına elde edemediklerini benim sayemde elde etmiş olsun, tatmin olsun, doysun. O yüzden de böyle yıllarca bir yerde böyle çok ayıkken, bir yerde de hiç ayık olmayıp biraz da babamın o serseri yönüyle de yüzleşmek aynı zamanda. Çünkü babamla kaldık. Babamı da anlayabilmek için onun geçtiği yollardan, onun o Külhan Bey'i yollarından geçtim yani. İnsan aslında annesine babasına da benzerken anne babasının ilişkisine de benziyor. Hatta o ilişkide bazen en belalı bulduğu şeyi gidiyor, arıyor, elleriyle buluyor bazen. Kendime yaptım bunu. Tam olarak bunu yaptım. Ne güzel söyledin, ne kadar güzel biliyorsun bunu. Bütün oradaki problemleri tekrar, reenactment denir ona, bizim dilimizde de tekrar yaşatmak, canlandırmak diyelim. Bütün o çocukluğumdaki onların evliliğinin bana hissettirdiği şeyleri tekrarlatacak bir deneyimi kendime hem küçük hem büyük boyutlarda yıllarca yaşattım. Yani bütün ilişkilerim aşağı yukarı annemle babamın ilişkisiydi. İstediğin, hayal ettiğin bir şey miydi? Sahne, işte binlerce insan, ışıklar, makyajlar, programlar. Çok makyaj yapmıyor biliyorsun Gökhan. Biliyorum. ya yalan söylemeyeceğim bu konuda. Çocukluğumdan beri annem hep bana sen özel bir çocuksun dediği için hep nerede özelim acaba diye aradım yıllarca. Yani hatta gençliğimin bir taraflarında yırtmayı denediğim oldu işte. Ama bu değildi. Yani bunu bilmiyordum ben. Bunu bilemezdim. O kadar güzel bir şey ki bu. İnsan bunu bilemez. Yani bunu bilebilmek için çok akıllı, çok dengeli, çok huzurlu büyüyüp gelişmiş olmak lazım. Ben böyle biraz kafasını duvarlara vurarak öğrenen, işte kulağını böyle tutan, işte duygularını, fikirlerini pat pat söyleyen, dilinin kemiği olmayan biri olduğumdan bunu bilmem, bunu hayal etmem, böyle bir hayal kurmam benim için çok olası değildi yani. O yüzden hayallerden daha güzel bir şey benim için. Çok teşekkür ediyorum. Ne için şarkı söylüyorsun sen? Ne olsun diye? Birlikte özgür olalım diye. Birlikte unutmayalım. Fakat unutamadığımız şeyler de bizi sürekli yaralayıp durmasın. Birbirimizin yaralarını görmekten ve kabul etmekten ve öpmekten korkmayalım. Öpüşmekten korkmayalım. Yalnız kalmaktan korkmayalım. Korkmayalım diye, utanmayalım diye, özgür olmaktan kaçmayalım diye söylüyorum. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Hayatını değiştiren şarkı derken de hakikaten büyüme hikayende anlamı olan bir şarkı desem hangisi gelir aklına? Gözlerimi kapatayım mı yoksa önce cevap mı vereyim? Ay çok heyecanlıyım, birkaç bölüm izledim de geldim diye. Peki hadi önce söyle ya. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı. Benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Çok severim. Ne güzelmiş. Vallahi detone de oldum, oh. Nasıl bir dönem, nasıl bir şarkı? Böyle 5-6 yaşındayım, blok flütü aldılar bana ilk. Blok flütte Fikret Kızılok'un Bu Kalp Seni Unutur Musun çıkardım. Annemle hep o sahne var aklımda. Annemin peşinde elimde flüt dolaşıyorum böyle bunu çalarak. Böyle aylar geçti en sonunda. Öyle de tatlı sabırlı bir kadın bir yandan. Döndü, başka bir şarkı öğren artık kalben dedi böyle. Aylardır bu şarkı falan. Ben de tamam dedim, başka şarkılar da öğreneceğim o zaman ve
Sonra işte klavye istedim onlardan hani. Başka bir şeyler de çalabileyim falan. Baktım flüt biraz sınırlı. Galiba röportajlarda sen anlatırken ya da sahnedeki duruşunda da aslında insan bir bütün, zihin, duygu ve bedenle ilgili. Sen de bir beden vurgusu var. Bazen yazdığın sosyal medya paylaşımlarında da. Tabii bugün bedenle ilgili böyle bir yere gelmiş birinin bir kabulden de bahsediyorsun çünkü herkes için de. Beden üzerinden gerçekten bugüne kadar ne yaşadığını da merak ettim okurken, bakarken. Özellikle ergenlik soracağım sana, büyüme hikayesi. Nasıldı senin beden algın? Kendimi insanlardan hep daha büyük, daha iri, daha böyle kalıbın dışında bir böyle yığın olarak gördüğümü 30'lu yaşlarımda fark ettim. Yani benim 20'lerim de öyle geçti. Kendi fiziğimi olduğu gibi kabul edemeyerek hep aynaya bakıp kendimi olduğumdan daha büyük gördüm. Bunu da şöyle anladım. Rahmetli annem beni doğururken kortizon alıyor ve çok kilo alıyor. Yani doğuma girdiği kilosuyla çıktığı kilosu aynı değil. Ben hep onun fotoğraflarına bakıp çocukluğumda diyorum ki bu fotoğraflarda ne kadar güzelsin anne. Ve annem ağlıyor sessizce. Annemin kilolarına doğru davranamadığım için ona haksızlık ettiğimi düşünüp kendimi hep annemin kilolarıyla taşıdım galiba yıllarca. Onun kilolarını taşıdım. Babam bazen ona istemeden, bilmeden kırıcı bir şey söylerdi. Üzülürdü. Onu taşımak istedim galiba. İşte toplumda mesela bol giyinirdi. Ki hani kendini saklasın, o utanırdı kendinden. Onun utangaçlığını taşımak istedim galiba. Çünkü beden algısı çok ciddi bir şekilde kırılmış yani. Doğuma giren kadınla çıkan kadın aynı olmayınca anlayabiliyorum bir kadın için. Bir kadın için değil sadece, cinsiyetlere göre de ayırmak istemiyorum. Ben bunlara inanmıyorum. İnsan sağlıklı hissetmeli, iyi hissetmeli. Kendini nerede güzel hissediyorsa da orada durmalı. Sen de kendince sevilmeyi, sevilmemeyi, güzel bulunmayı, çirkin bulunmayı, aşık olmayı, kavga etmeyi, şiddeti, tacizi gördüğünü de anlatıyorsun. Bu şarkılara yollar var buradan gelince. Cenaze, annenin cenazesine giderken bir taciz hikayesinden evet. Bahsediyorsun. Bir otobüste galiba. Evet, şehirler arası bir otobüste. İstanbul'dan İzmir'e gidiyorum. Babam aramış. Annen ölmek üzere dedi telefonda. Hemen doğal olarak hani çantamı aldım ve bir otobüse atladım. Yanımda bir iki arkadaşım vardı. Yardım istedim onlardan. Benimle gelir misiniz dedim. Sağ olsunlar geldiler. Hikmet ve Irmak. Çok seviyorum onları. O şehirler arası otobüste mola yerinde arkadaşlarım inmişler molaya. Ben de uyukluyormuşum. Yani uyuyakalmışım. Beni rahatsız etmek istememişler. Böyle bir elle uyandım. Böyle bayağı arkadan bir el böyle. Ya bir de öyle eller de çirkin olur ya. Çok çirkin olur o eller. Hani böyle ne bileyim hani kara bir mizah yapasım geliyor. Hani çok çirkin de bir el yani. Mizahı bile yapılabilecek bir durum değil yani. Güzel şeyler üretmeyen bir el o. Bir çocuğu şefkatle okşamayan bir el. Bir kadına bir çiçek uzatmayan bir el. İşte anladın mı? İşte bir böceği bir bardakla bir altına kağıt koyup dışarı atmayan bir el yani. Böceği ezen bir el, çocuğa vuran bir el anladın mı? Böyle kadının saçından tutup böyle yere çalan bir el yani. Öyle bir el. Öyle eller çok var. Burada da var, başka ülkelerde de var. Dünyanın her yeri öyle ellerle dolu. O yüzden bizim de o ellerin karşısına kendi ellerimizle geçmemiz lazım. Yoksa bu o kadar çok insanın başına geliyor ki günlük olarak. Hı hı. Ne yaptın galiba? Gökhan'cığım sana çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. Saatlerce o yolculuğa devam ettim. Arkadaşlarıma bile söylemedim. İndim, gittim. Gittiğimden 3-4 saat sonra anam öldü. Anamın ellerini tutuyordum. Anam öldü. Gittik doktora, doktor buldum. Annemin ayakkabılarını kapının önüne çıkardım. Doktor annem için rapor yazarken ölüm raporu. Sonra bir araç geldi. Annemi tatlı tatlı sardık, araca indirdik. Araçta annemin dünya güzeli vücuduyla birlikte yolculuk ettim 5 saat köyümüze. Bir gece annem bahçede uyudu, biz uyuduk yataklarda. Sonra sabah oldu, annemi gömmeye götürdüler. Ben oralara hiç gitmedim. Annemin mezarına çok sonra gidebildim ben. Sonra her şey bitti. Böyle bir akşam yemeği gibi bir yerdeyiz artık. Halalarım çok tatlı kadınlardı. Sürekli ağzıma yaprak sarma sokuyorlar, börek sokuyorlar. Ya dedim anam öldü ya. Bırakın artık ya. İşte Egeliler böyledir dostum. Ne olursa olsun yaprak sarma yedirirler adama. Sonra döndüm dedim ki yanımdaki arkadaşıma. Otobüste başıma böyle bir şey geldi. Yani aradan çok zaman geçmiş anladın mı? O yüzden insanlardan şunu rica edebilirim. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman bağırın.
Ve hemen destek isteyin. Sizin gibi düşünen, sizin gibi hisseden insanlardan destek isteyin. Doğru kurumlara gidin, doğru yerlere gidin. Sakın utanmayın bu başınıza geldi diye. Bu benim başıma geldi diye utandım ben. Utandım yani. Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey nasıl olabilir bilmiyorum. Ama ikinci kere başıma geldi zaman mesela Ankara'da yolda yürüyorum. Çok komik bir olay. Benden kısa boylu bir herif böyle popoma denk getirmeye çalışıp anca baldırıma denk getirdi elini. Döndüm. Popoma denk getiremedin mi bize ya? Bir de bir tane kısa boylu insanlara söylenen kötü bir hakaret ünlemi de taktım. Çünkü ona hakaret etmekte bir sakınca görmedim galiba. Yıllarımı aldı yani bazı şeyleri anlayabilmek. Destek nasıl istenir? Nasıl bağırılır? Nasıl ses çıkarılır? Nasıl böyle bir şey reddedilir, esefle kınanır? Bunları öğrenmek yıllarımı aldı. Şiddet gördün mü sorusuna evet demişsin. Evet. Detayı bir tarafa, sadece şunu merak ediyorum. Yani şimdi olsa o zamankinden farklı nasıl davranırdın? Öncelikle bunu hak ettiğimi düşünmezdim. Kendime bunu yaptığım için çok üzüldüm sonra. Yani yıllar boyu bunu ben tetikledim diye düşünmek o kadar acı ki yani... Nasıl böyle bir şeyi sen tetiklemiş olabilirsin? Hani sen nasıl bunu istemiş, bunu çağırmış olabilirsin? Onu şöyle fark ediyorsun, artık ne desen başına bu gelmeye başladığında, nasıl davransan da başına bu gelmeye başladığında fark ediyorsun ki bu seninle ilgili bir şey değil. Alttan alıyorsun, çok kibar davranıyorsun, ağzını bile açmıyorsun. Çok sessiz oluyorsun böyle. Ve o zaman da devam ettiğinde görüyorsun ki bu seninle ilgili değil. Ama giderdim oradan. Kaybım, bu bölümün adı Yüzleşme. Birazdan bizim için bir dakikan olsun. Ama bizim için değil, senin için. Ne kadar istersen de o kadar olsun. Kırmış, incitmiş, üzmüş. Birinin buradan içeri girdiğini hayal etmeni isteyeceğim. Kim olduğunu merak etmiyoruz. Sadece gözlerini kapattığında ona içinden geçenleri yüksek sesle söyle. Bugüne kadar kendimi sevemediğim ve kendime şefkat gösteremediğim kadar seni sevmeye çalıştığım ve sana şefkat vermeye çalıştığım, kendimi anlamadığım yılların karşısında seni anlar içinde, dakikalar içinde hep anlamak için uğraştığım. Benim geçmişim çok kirliymiş, çok dağınıkmış. Ben zaten bir başıma gelenleri hak ediyormuşum gibi davranıp seni karşımda melekleştirdiğim, seni hatta melek de değil tanrılaştırdığım. Bütün anlar için kendimden ve bana değer veren herkesten özür dilerim öncelikle. Çünkü ne ben iblisim ne sen meleksin. Ne ben kulum ne sen tanrısın. Sana da çok anlam yüklediğim için ve seni hiç olmadığın kadar iyi biri olarak görmeye çalıştığım için senden de özür dilerim. Çünkü mutlaka bunun altında ezildin ve ezildiğin için hiddetlendin. Ve beni belki asker arkadaşın zannettin, belki çocukluk arkadaşın mahalleden, belki okulda maddi durumu senden iyi olan sıra arkadaşın zannettin beni, belki saçları daha gür olan adam zannettin berberde yan koltuğunda oturan. Belki benim üzerimdeki gömleğin bana daha çok yakıştığını düşündün. Senin üzerindeki gömleğin sana yakıştığından. Bilendin bana, nefret etmeye başladın benden. Sana aşık olduğumu, seni sevdiğimi göremedin. Seninle dost olduğumu, seninle bir ömür boyu aynı yolda yürüyeceğimi zannettiğimi göremedin. Senin çocuğun olduğumu, senin kardeşin olduğumu, senin ahbabın olduğumu, komşun olduğumu göremedin. Ve bu nefret içinde büyüdü. Ben senden hep daha iyi biri olabileceğini umutla böyle seni sevdikçe... Ama eş zamanlı olarak kendimi sevmedikçe, kendimi senin karşında aşağıladıkça, kendimi kınadıkça, mütevazilikle enayiliği karıştırdıkça, her şeyimi maddi manevi sana verdikçe, zarflar içinde o paraları, o eşyaları, o büyük büyük bilgisayar ekranlarını, senin neye ihtiyacın varsa artık, senin bile aklına gelmeyen dakikalar, anlar önce yine düşünüp önüne yığdığım için, kendimden ve bana değer veren herkesten ve senden de özür dilerim. Çünkü insanlara hak etmedikleri ve istemedikleri şeyleri verdiğin zaman ortaya inanılmaz büyük kötü sonuçlar çıkabiliyormuş hayatta. Bunu öğrettin bana. Çok teşekkür ederim sana. Şimdi insanların ne istediğini düşünmüyorum artık.
İnsanların neyi hak ettiklerini düşünmüyorum. Birilerini affedebildim mi diye düşünmüyorum. Bu niye benim başıma geliyor diye düşünmüyorum. Kurban gibi hissetmiyorum, mağdur gibi hissetmiyorum. Zavallı hissetmiyorum. Güçlü de hissetmiyorum. Kocaman da hissetmiyorum. Çok çok aşık, aman Allah'ım aşkıyla böyle çılgın atan, inanılmaz dünyaları değiştiren falan biri gibi de hissetmiyorum. Dünyanın en önemli işini yapan insan gibi de hissetmiyorum. En önemsiz işini yapan insan gibi de hissetmiyorum. Benim için bütün bu uçları ortadan kaldırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sadece bir yerin gölgesinde sevdiğim insanlarla oturuyorum. O yüzden sana çok teşekkür ederim. Bu kadar nefretle dolabildiğin ve karşımda bir nefret bombasına dönüşüp kalbimde patladığın için. Şimdi yepyeni bir kalbim oldu sayende. Sağ ol. Ah. Oh, dedim vallahi gerçekten. Oh ya. Nasıl geldi? Çok iyi geldi. Daha önce hiç böyle derli toplu söylememiştim galiba. Galiba bölümün adı Cevap Hakkı. Cevap Hakkı bölümünde hakkında yazılmış YouTube altı yorumlar, sözlükler ya da herhangi bir yerde 3 tane şey okuyacağım. Gökten 3 elma düşecek değil mi şimdi başıma? Elma düşecek. Çok iyi. İlk karşılaştığında nasıl reaksiyon veriyorsan hani en doğal haliyle öyle vermeni isteyeceğim. La 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 falan. Hiç eleştiri kaldıramıyordum. Sırayla okuyacağım. İticilikte çığır açmış ve ben hayatı çözdüm tavırlarında olan son derece antipatik, ukala, küstah ve kibirli bulduğum şarkıcı üstelik güzel de değil. O kadar doğru ki onun açısından. Yani bunu yazan insanı o kadar iyi anlayabiliyorum ki. Beni niye öyle gördüğünü anlayabiliyorum. Ben de öyle görebiliyorum kendimi bazen. Çok benim de kendime yapıştırdığım olumsuz sıfatları yapıştırmış. Artık öyle sıfatlar yapıştırmadığım için kendime başka biri yapıştırınca da durmuyor. Niye öyle gördüğünü de anlayabiliyorum beni. Belki ondan bir tane daha farklı bir şey anlayabildim diye mutlaka bana gıcık olmuş olabilir. Ben hayatta bir şeyleri anlamaktan kaçmıyorum. Hata yapmaktan, yanlış şeyler söylemekten, ağzıma geleni söylemekten, içimden geldiği gibi giyinmekten ya da soyunmaktan, sevişmekten ve ayrılmaktan korkmuyorum. Bunu yazan insanın mutlaka ki benden bir tık daha fazla korkusu var. Belki bir tanecik daha fazla korkusu var. Anlıyorum o yüzden onu. Dilerim hiç kimseye böyle sıfatlar yapıştırmak zorunda kalmayacağı vaktini sevişerek, yürüyerek, müzik dinleyerek, böyle tatlı tatlı dostlarıyla sohbetler ederek büyük Akdeniz sofraları kurup onun etrafında kahkahalar atarak falan geçireceği günler gelsin. Bana öyle olduğu için artık insanlara böyle sıfatlar yapıştırmıyorum çünkü. Yeni şarkıları ses getirmeyince biraz olay çıkaracak açıklamalar yapan şarkıcı. Yalnız özellikle platonik diye belirtmesi sinir bozucu. Yani homoseksüelleri sizdenim, homofobiklere rahat olun sadece platonikte kaldım mesajı vermiş. Eğer bir kadına aşıktım, karşılık verse topluma rağmen bu aşkı sonuna kadar yaşardım gibi şeyler söyleseydi, burada kendisini alkışlamaktan çekinmezdim. Olmadı kalben, şarkılarda kulağımı yakalamadı. Olmadı kalben, şarkılarda kulağımı yakalamadı. Öncelikle onun kulağını yakalamak için çalıştık biz bu şarkılara. Ben o şarkıları onun kulağını yakalamak için besteledim Gökhan. On binlerce insanın değil, sadece onun kulağını. Böyle bir şey duyduğum zaman şöyle oluyor mesela. Bu aşkın platonik kalmasının sebebi benim aşık olduğum insanın hayatında yıllardır birinin olmasıydı. Ve benim bunu öğrendikten sonra doğal olarak ondan ifrit olmamdı. Çünkü bunu başta bilmiyordum ve sonradan öğrendim. Ve o süreç içinde de aramızda fiziksel bir şey olmamıştı. Bunu öğrenince de olmadı. Çünkü ben insanları aldatmaktan hoşlanmam. Platonik kalma sebebi buydu. Ama ikimiz de özgür olsaydık, doya doya sokaklarda el ele yürüyebileceğim bir insan olduğunu düşünseydim onun. Böyle bir şeyden kaçacağımı zannetmiyorum. Yani aşkta hiçbir zaman böyle tuhaf oryantasyonların içine girmedim yani. Aşk bir kampüs, biz kampüste geziyoruz, burası iktisat fakültesi, burası güzel sanatlar falan gibi bir şey olmadı benim için aşk. Kendime biseksüel de demiyorum, işte homoseksüel de demiyorum. LGBTİ komünitesinin bir parçası olarak hissediyorum kendimi. Kimi zaman bir erkek bedeninde yürüdüğüm de oluyor. O gün öyle hissediyorum. Yani o gün trans mı olmuş oluyorum o zaman, trans birey mi olmuş oluyorum bilmiyorum. Yani hislenimlerim benim için çok derin deneyimler. O yüzden onu bu arkadaşa anlatmayacağım tabii ki. Hani o bazı şeyleri benim yatak deneyimlerim üzerinden ele almak istiyorsa o kendi yatağında öyle şeyleri düşünüp hallensin, hayallensin. Onu öyle yaşayabilir. Ben ne yaptığımı iyi bildiğim için eleştirisi çok tatlı, yolu açık olsun Metallica kadar. Teşekkürler yani. Bunu yazmaya değer görmüş. Vakit ayırıp paragraf döşemiş. Sağ olsun.
Sonuncuyu okuyorum. 2019 yılında Haydi Söyle'yi söylemeyeceğini söyleyerek İbrahim Tatlıses'in nasıl bir kişi olduğunu daha yeni öğrenen kişiye kalben denir. Şöyle, ben konserde 3 yıldır bu şarkı için gelen ve sadece bu şarkıyı dinlemek için orada olan bir 20 kişilik ya da 30 kişilik grup sebebiyle geri kalan 500 kişinin, 700 kişinin, kimi zaman 1000 kişinin, kimi zaman 50 kişinin, 100 kişinin rahatsız olmaya başladığını fark ettim. 3 yıldır bir rahatsızlık var. Tam 3 yıldır değil aslında. Reklamdan sonra oldu. Şöyle bir durum var. Yani bu paradan ne kadar para kazandığımı ve işte bu şarkıyla ne kadar para kazandığımı ve ne kadar para kazandırdığımı çok iyi bildiğim için bu konuda hiçbir endişem ya da gerilimim olmadı. Yani kendime vay be sen bu şarkıyla ünlü oldun, zengin oldun falan demedim. Çünkü böyle bir şey olmadı. Bu insanın şahsıyla, sanatıyla herhangi bir derdim de yok. Şarkının orijinal sahibi olarak görünen sanatçıyla. Ben konserlerimde istediğim şarkıları söylerim Gökhan. Yani memur gibi, görevli gibi 20 kişi o şarkıyı dinlemeye oraya geldi ve biraz içki içtiler ve çakır keyif oldular ve tempo tutarak haydi söyle diye bağırdılar diye ben o şarkıyı her konserde söyledim ya. Sonra bir gün geldi. Ben ne yapıyorum dedim ya. Ben müzisyenim ya. Ben görev adamı değilim ki. Ben müzisyenim abi. Ben birilerini tatmin etmek için bir şarkıyı sürekli söyleyemem. Söyledim zaten yıllarca. İnternette bir sürü kaydı da var. Kaldırılmadıkça orada duracaklar yani. Bana ait de değiller. Onlardan gelen hiçbir şey de bana ait değil. Benim kendi YouTube kanalım bana ait sadece. Onun dışındaki hiçbir şey bana ait değil. O yüzden çok rahatım yani. Bunu yazan arkadaş da benim söylediğim, yani konserde söylediğim şey de o laf değildi, manşet atılan şey falan. Ben şakayla karışık sadece alışık yapmıştım ama magazincilerimiz bizim çok şakacı insanlar değiller. Hudu 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 diye manşet atmayı seviyorlar. Ben Serbuk'e falan diye bir şey söylemiştim. Çünkü herhangi birinin şahsına hakaret etmek, birini eleştirmek, birinin ekmeğini yiyip kapısına tükürmek falan bunlar benim yaptığım şeyler değil yani açıkçası. Günlük hayatın bir parçası değil böyle ufak şerefsizlikler, namussuzluklar. Öyle olsaydı zaten şu an daha farklı bir hayatım olurdu. Onu seçmedim yani. Ben bundan 40 yıl sonra bir ozan olarak hatırlanmak istiyorum. Öldüğümde bir ozan olarak ölmüş olmak istiyorum. Böyle yıllar önce bir tane cover yapmış, ondan da işte 40K para kazanmış. O 40K paranın bedelini de o 45 yıl boyunca ödemiş biri olmak istemiyorum açıkçası. O yüzden her şey onların olsun. Bu özgürlük de benim olsun. Kayben, bitiriyoruz. Burada ben de aslında her zaman böyledir zaten. Hani burası tabii ki bir seans odası değil ama insan insana çok şey öğretiyor. Danışan terapiste çok şey öğretiyor. Konuk programcıya çok şey öğretiyor. Burada bir paylaşım oldu. Ne güzel bir insansın. Ne güzel bir ekibiniz var. Sağ olun Gökhan. Sende bir şey var. Ne güzel anlattığın başka bir tarafta ama insanlar kendilerini anılardan ibaret görüyorlar. İnsanlar kendilerini bazen bir travmadan ibaret görebiliyorlar. Özellikle erken çocukluk yaraları bazen gelip bugünün ortasına yerleşiyor. Öyle ilişki kuruyoruz, öyle kavga ediyoruz, öyle barışıyoruz nasıl öğrendiysek. O parçalar hayatın tamamı gibi oluyor bazılarında. Sen de dağıldıkça dağılmışlar sanki. Sonra bir bütünleştirmeye niyetlenmişsin. Ve o niyette de gayet ısrarcı, inatçısın. Güzel de gidiyor sanki. Öyle bir şey ki o parçaları yeni bir hal almadan bir araya getirmek kopuk kopuk olur ama bütünleştirmek öyle bir şey değil. Acını kabul ettiğin, utancını kabul ettiğin, korkunu kabul ettiğin, sevgini kabul ettiğin, gördüğün şiddeti kabul ettiğin, kendine uyguladığın şiddeti kabul ettiğin bir yerden anlattın kendini ve bu bütünleşme gerçekten zaman alıyor. Ama sen o zamanın ortasında hem yaşadın burada katarsisle katarsis, evet, hem de anlattın yaşadığın şeyi. İyi ki gelmişsin Kayben, gerçekten. O kadar güzelsiniz ki burada, beni aranıza aldığınız için bugün. Böyle buraya uzandırdığınız için çok teşekkür ederim.